Merhaba GT Squad kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Afro Türkleri tepki veriyoruz. Evet, like Afro Türks actually like on group mu? Yeah, in İzmir, but I think I heard it's in İzmir or something. Mm. Yeah, all black. Yeah, like it's a small place where they all. So yeah, on yani ona tepki veriyoruz bugün. Let's see. Yep. I see. Wait, that means they can't speak English. Mm. Yeah, yes. That would mean they wouldn't be able to speak. They wouldn't like English would not be their like, main or else they like they learned in school. Okay. Let's see. Well, have you actually met anyone? The other guy at the Yeah, I've met one. The Congolese guy that you said. Oh yeah. Before we go into the video, make sure to smash the subscribe button, like the video, share the video, comment. And let's just video girelim. Gençlerim çocuğum bir Suriyeli çocuk. Diz soruyor bak. Siz de sen siyasın neden oldun ya Allah'ım. Bazayırın ne? Masraf görüyorum. Çocuk değil. Allah'tan olduk diyorlar. Ha, öyle mi? Zaten ufak. Bu da soruyor. Bıraktı gitti o zaman. Neden oldunuz Ezdi? Allah'tan olduk dedim ben. I can't understand the accent. At all. So did you just try asked why she was black? He's mixed too. Yeah, both of them. No, I think this one is just both mixed. This guy on the left looks kind of looks proper too. Like. This is a different. This is another person. Yeah. We've been for a long time. Wow. Afro Türkler kimdir? Afro Türkler Afrika'nın ülkelerinin çeşitli yerlerinden gelen ama çok eski olarak gelen Osmanlı zamanında 1400 yıl belki 1500'lerden itibaren çeşitli yollarla, çeşitli kuruluşlarla gelen kişilerdir. Osmanlı ordusuyla olup veya köle olarak getirilen, satılan, alınan padişahların çiftliklerine işçi olarak getirilenler var. Hmm. Yani asker olarak çiftliklerine işçi olarak satılan, alınan Osmanlı ordusuyla olup veya köle olarak getirilen, satılan, alınan padişahların çiftliklerine işçi olarak getirilenler var. Yani asker olarak gelip kalan var. İşte ordusunda Müslüman diye kaçanlar var. Afro Türklerin genel olarak yaşadığı yerler genelde sahil kısımları. İşte gemiyle gelmeler gibi, işte tarıma elverişli olan iller olarak işte Ege bölgesi, İzmir, Adana, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, hatta Mersin'de dahi olduğu veya Konya tarafında olduğu İzmir'in Türkiye'nin yani çok illerinde var, köylerinde var. Wow. Is that husband? No, a son, I think. Son. Biz sınıf tek geldi doğum. Ben biz babam ama dedem benim karıngaşlıdım. Dedemiz. Hatun is kind of somehow, all right? My name is Atice. Oh, cool. Proper Turkish name. O da babamız da sınıf tek geldi gelmiş. Bak sınıf tek geldi. Biz o dolmuşuk, sınıfta geldi. Annem o benim buz gibi beyazdım benim ana. Babam Arap'tı benim. Dedem de Arap'tı. Sülalem Arap'tı. Hep sülalem için hep evlenele hep beyazdım. Hanımları Arap değildin hiç. Hep beyazdım. Demedi annem beyazdım benim. Annem üzümlü dendim benim. Üzümlü. Karıngeçlilerin üzümlü arası böyle bazayır gibi yakın. Zeytin gidiyorduk, pamuk gidiyorduk. Bunlar gidiyorduk mesela evlendikten sonra yine aynı. Pamuk, zeytin. Mesela bahçıvanlıklar gidiyorduk. Her iş ne olursa. Eşimiz o değildi. Eşimiz şey dedim. Koçanlı'nın köyünde. Onlar odadı. Oru siyatı. Bir biz vardı orada. Başkası yok. Bir göründü vardı orada. Bunların amcaları vardı orada. Öyle fazla sen yoktun orada. Davranışlar iyiydi öyle. Bir sıkıntı yaşamadık hiç biz köyde öyle. Bu
Biz burada doğduk. Burada bu köyde. Bizim kökeni bizim daha dedelerimiz Sultanahmet getirmişti şeye. Tire'ye. Köleliğe mi işte öyle bir şey götürmüşler oraya. Bambeyazdı. Annem bayağı esmerdi. Tire'ye. Sultanahmet getirmişti şeye. Tire'ye. Köleliğe mi işte öyle bir şey götürmüşler oraya. Bambeyazdı. Annem bayağı esmerdi. Zaten that means the her mom's like black genes are like really strong or something. For because yeah because the, she said her dad was white yeah like white and her mom was black yeah and she looked like a lot like a black mm. more like you understand like a very very black person. Mm. Well, I think this is just like seeing like black Americans. Yeah. Sorry, yeah, at least in like the Sultan came to Africa to take some of them as slaves. Sultan Ahmed, so. I saw something like yeah, Sultan Ahmed. Yeah, okay. And some of them are soldiers. Some of them still are soldiers. This, yeah. Some are slaves. Working on farms and stuff. Wow. Kalabalıktı eskiden. Bura Arap köyü kalabalıktı. Sonra körerdi tabi canım. Araplar sonu kalmıyor gari. Büyükler gitti mi küçükler kalmıyor gari. Burada bir köy vardı. Naimi'de doludu, her yakıda Arap doludu. Hmm. Şimdi Arap yok gari. Hmm. Var da tek tük. Yeni çırpıktı bile, Pasköy'de, Çırpıköy'de. Hmm. Çok vardı. Şimdi bilmiyorum var mı orlardı ama az. Öldüler büyükler. Küçükler de işte birbirlerle evlendiler. I don't look a little bit white. Yani beyaz, beyazdan şeyler hep. Hani öyle karışık evlenme yaptılar. Şimdi sayı konusunda net bir sayı yok ama tahmin olarak belki 20-25 bin Afro-Türk olduğu söyleniyor ama renk olarak belki gözükmüyor şu anda. O da melez oldu, melezleştiğimiz için farklı evlilikler renk olarak kayboluyoruz. Wait, I see some Turkish guys, mm-hmm. like proper white skinned Turkish guys, not like so white, but like the normal Turkish, what's it called, with like curly hair. And I'm like, how? Mm. Yeah, but like, so I'm guessing like he's one of the, what's it called? After so much mixing. Yes. Mixing, yeah. Yeah. But you know, like, it's kind of surprising that I've never seen anyone here in Cyprus. I have. No, like with this type of complexion. You know, that one, the Congolese we saw, yeah, that one, like, he grew up there. In Turkey. Understand? Yeah, in Turkey, so. There's one that lives around where we stay. I can show you next time, like, she, actually. He has been on many shows. All of them. All of them. Apart from the teacher. Is... Beşinci kuşak İzmirliyim ben. Yaklaşık 250 yıldır adalarım İzmir'de yaşıyorlar. Bizimkiler aslında tam... Nice family though. All mixed things and stuff. İzmirli, çok melez bir aile. Tam İzmirli. And this is the mother. And this is her. These are the mothers. They look the same age. This, she and she. Yeah. Çok melez bir aile. Anneannemin kocası olan dedem Giritli. Wait, I'm hearing a different, like a lot of cities. I don't even, like, I've not heard before. I think like, it's like villages or something. Villages. Yeah, it's gonna be like. I'm not sure they're saying, what's it called, cities now. I think they're saying towns. Towns like some particular places and. Giritli bir Türk. Babaannemin kocası olan dedem Kıbrıslı. Kıbrıslı bir Türk. Anneannemin kökleri Sudan'dan, babaannemin kökleri Libya'dan geliyor. Sudan'dan şöyle gelmişler. Osmanlılar Sudan'dayken. The Ottomans came to. The Ottoman Empire invaded Sudan.
Mısır Edebi Abbas Paşa döneminde 1850'lerde anneannemin ataları orada birisi kadılık yapıyormuş, birisi de süvari subayı da yapıyormuş. Bunlar Osmanlılarla birlikte buraya göçmüş olanlar. Buradaki diğer aileler bizim benim anneannemin şeyleri gibi, sülalesi gibi çok iyi durumda aileler değil. Hatta İzmir civarında yaşayan. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı köle olarak gelmiş aileler. Köle pazarlarında gelmiş aileler. Sorry, I think that's why when we tell Turkish people that we are from Izmir, I think that's why they don't really get surprised. Because we know many times we say where you're from, yeah, we're from Izmir. Yeah. Wait. Bir kısmı, önemli bir kısmı köle olarak gelmiş aileler. Köle pazarlarında gelmiş aileler. I don't think anyone would really want to come as a slave. No, I don't. I think this transition should be like, those were, they were taken as slaves. So they came to the country as slaves, not like they came willingly. Why would you like go to a different... Because I don't think a group of people would just want to go to the country and say, let's be slaves. Yeah. 1940'lı 30'lu yıllarda hala köle olarak alınıp satılan insanlardan bahsedilebiliyor. Hani bu bir şey bitmiş ama onun kalıntıları var. Bir şey yoluna girmiş ama onun kalıntıları var. Cumhuriyet döneminde olan bir takım şeyler, ayrımcılıklar var. Hani bunlar bizim gördüğümüz, anladığımız şeyler zaten. Duyduğumuz, bildiğimiz şeyler ama genel olarak baktığımızda hani bizi isyan ettirecek çok büyük bir meseleyle karşı karşıya değiliz. So like they were not in situations that were as worse or as bad as like them trying to rebel or rebel. Is it rebel? Yeah, rebel. Rebel. So. Tabii Osmanlı'da kredik tabii ki olmuş. Ama tabii Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi, Almanya'daki gibi öyle bir uzun süre bir kredik değilmiş. Tabii. So there was slavery. But there was chosen like long time, like the English people, like the French. It's still slavery though. Yeah. Bilmiyoruz, bize de aktarmadılar ama tarihlerde bu var. Buradan öğreniyoruz. Türkiye'deki, Osmanlı'daki kredik belli bir sene sonra, yani galiba 8 yıl en fazla. Ondan sonra o köle azat edilmiş. What, 8 years? Galiba 8 yıl en fazla. You serve as a slave for 8 years. Damn. 8 years is a lot though. Wow. Wait, let me go back 8 years. How old am I? 16. You serve as a slave till you're 24 at most. Ondan sonra o köle azat edilmiş. Belli yerler verilmiş, toprak verilmiş. Şu olarak hani kredik bir daha görmüyormuş. Ama Avrupa'da ömür boyu kölesin. Senin çocukların köle, torunların köle. Üniversitede kimse... Üniversitede kimse benim rengimden dolayı benim önümü kesmeye çalışmadı. Herhangi birimize okulda öğretmenken, avukatken, başka bir şeyken özel olarak bir ayrımcılık, ırkçılığa maruz kalmadık. Avrupa'dakilere baktığımda gidip... Sorry, I don't think these people would understand English. I don't think so. I don't think so. No, unless they will understand, just like Turkish people English. That's how they will... Geldiğimde, gördüğümde onların tarihleri bizden farklı. Evet, burada belli ölçülerde ayrımcılık yok mu? Var. İnsanları rahatsız eden şeyler yok mu? Var. Ama biz şu otobüse binemezsin, şu okula gidemezsin, şurada duramazsın, şu kadına bakamazsın, şununla evlenemezsin gibi Avrupa'nın çok kültürüne yerleşmiş olan ırkçılığa maruz değiliz. Vallahi biz Türkiye'de... Wait. About marriage though. About marriage in... Like I don't it's rare for like an European family to tell you don't marry a black person. Yeah. But I know it's like it's common. It happens in Turkey. Okay. Yeah. Maybe because of the religion, I don't know. But the culture, some parents generally. I think it's the culture, okay. Yeah. They don't want their like children to date a black person. Must or marry a black person. True.
yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz köylerde olsun, kentlerde olsun bir sıkıntımız yok. Hani zaten ırkçılık ve ayrımcılık Türkiye'de biz çok çok görmedik. Bizim sadece Türkiye'de olan bir şey renk olarak bir sıkıntımız oluyor. Tabii ki bu da kişiye bağlı. Yaşadığın yerlerde değil ama farklı dışarıya çıktığın zaman pek görmemiş olan yerler oluyor. Veya dışarıdan gelmiş. Okay, İzmir'e... actually I agree with the, what's it called, the racism part of like when you said in Europe and all of that. To be honest, most of these countries in Europe need to be cancelled, man. Like, imagine the level of racism in Italy and US and Russia, UK, Russia and stuff. Like Germany. I don't think Germany is really that racist though, I don't think so. But like, Italy, what's it called? Russia. Italy, Russia. Most of these, Kazakhstan. And racism in Kazakhstan? Yep. But the major cities, you don't really face because they are used to it. Yeah, used to it. Because, you know, a friend of ours, as Ivan said, if you go to some villages, they might even throw bananas. Wow. But it's not like maybe they are trying to, like, you know, make you feel bad or something. Yeah. I think it's just that they're ignorant or something. I don't know. That's the purpose, like, if you're not ignorant, I don't think you would do something. You'd like do that. Something like that. Veya bizim yaşadığımız yerleri gördüğü zaman bir ilgisini çekiyor. İzmir'e dışarıya çıktığın zaman pek görmemiş olan yerler oluyor. Veya dışarıdan gelmiş İzmir'e veya bizim yaşadığımız yerleri gördüğü zaman bir ilgisini çekiyor. Aa işte neredesin falan, Türkçe konuşuyorsun, nasıl öğrendin, ne zaman geldin, bunlar oluyor. Bazıları işte renk olarak gülmeler, sırıtmalar, işte yanındakini göstermeler, dürtmeler. Bu da ırkçılık değil ama renk olarak renk tacizi diyoruz bunu biz. Ama herkes mi değil, her yerde mi değil. Ama genel... I don't know. Personally, I think I might just do the same, like if I was in Nigeria and a white person starts speaking Pidgin or Yoruba, I would definitely be like, wait, where did you come from? How did you learn? Have you been here for a long time? So I think it's like being surprised someone who is not your color speaks the language. Mm-hmm. And then, I think that's normal. Yeah, that's normal. But it caused that color harassment. Maybe I think it's just some manner of approach. Yeah, maybe he has experienced some, like, what's it called? Some go back to your country kind of people. Maybe not that, but like some overly curious, like some people that have been too curious and like have made him wonder like what's happening. Genelde Türkiye'de yaşayan beyaz kişilere, beyaz Türklere biz genelde iç içeyiz. Dana bayramı dediğimiz işte atalarımızın Afrika'dan getirdiği bir kültürmüş bu zamanla. Bilhassa İzmir'de, İzmir merkezinde Eşrefpaşa Bayram yerinde bilinen bir semt var. İsmi de oradan kalmış. Dana Bayramı'nın yapıldığı yer. Yoğunluk oralar demişti. İşte Baldıköy, Çimentepe, Kireçlikaya, Kadife Kalesi. What was this place? I think that is İzmir. 15 gün veya 3 hafta kutlanan bir Dana Bayramı yapılıyor. Şimdi atıyorum bundan 100 yıl önce, daha öncesi gibi. Biz bunu öğrendik. Tabii ki biz 2 hafta, 3 hafta değil de 2 gün veya 3 gün içinde bunu 15 yıldır yapıyoruz. Dedik ki madem kültürümüz, tarihimiz var, bizim kültürümüzde ritim müzik de var, afro müzik olarak. Bunu nasıl yaparız? Tabii ki Afrika'dan bir hoca değil de onu getirmemiz biraz zor. Türkiye'deki hocalardan birine konuştuk. O da dedi ki hani birebir olmasa bile ben bir ritim müzik öğretirim sizi. 3 yıldır bunun kursunu görüyoruz. Kendi müziğimizi kendimiz çalıyoruz. Dana Bayramı'nda, kortej yürüyüşünde. Cow Festival. Nope. So did they like cows or what? I think so. Cow? I don't think cows are... Or is he a god or something? Is he like something they worship? I don't know. Because cows are not supposed to be eaten, I think. Really? Cows are like small, you know, of cows. Cows. Okay, that was educating. Yeah. Educative. Right. Izmir. My little, no, not little, my big city. So yeah, Afro-Turks actually exist. I want to meet
I want to meet one. And like have a conversation with them. Hmm. Or her. Evet arkadaşlar, işte bu Afro Türkleri. Evet, gerçekten var. They exist. So evet, please don't forget to like the video, share the video. Güzel bir şey yorum yaz. Bizim Instagram'da takip edebilirsiniz. Ve bir dahaki sefere görene kadar.